Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz psikolojik danışman, aile danışmanı Sayın Şüheda Özlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. E, Şüheda Özlü. E, Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir özel eğitim okulunda özel eğitim çocuklarla ve aileleriyle çalışma fırsatım oldu. Daha sonrasında Birun Üniversitesi aile danışmanlığı eğitimimi tamamladım. Şu anda da aile danışmanlığı alanında hizmet veriyorum. Gerek bireysel gerek ailelerle psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorum. Yıldız Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim Akademisi'nde çalışmalarımı yürütüyorum. E, aynı zamanda birkaç arkadaş grubuyla e, birlikte oluşturduğumuz Eşit Psikoloji isminde bir grubumuz var. Buradan da yine gerek Zoom canlı yayınları, Instagram canlı yayınları yaparak ailelere, öğrencilere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Peki öz kabul bugünkü Hı -hı. konumuzun içerisinde öz kabulü nasıl tanımlarsınız? Hı -hı. E, öz kabul aslında bizim alanda psikoloji alanında çok önemli bir kavram ve e, çok geniş yer kaplıyor. Ee, şöyle psikolojik açıdan bakacak olursak e, psikolojide e, çok farklı kuramlara çok farklı görüşlere yer veren e, bir disiplin bir alan aslında psikoloji kuramsal çerçeveden birazcık bakalım e, psikolojide e, akılcı duygusal davranışçı terapi diye bir e, kuramımız var bizim ve e, burada öz kabulü e, şu şekilde tanımlıyorlar. Albert Ellis bunun e, kurucusu. E, şu şekilde bir tanım yapabiliriz. E, öz kabul, e, kişinin herhangi bir yetersizlik, e, suçluluk, kendi beğenme veya e, övünme gibi duygulara kapılmadan, e, kendini aslında her yönüyle, olumlu olumsuz, bütün yönleriyle kabul etme ve be, beğenme olarak e, ifade edebiliriz. E, diğer taraftan baktığımızda yine e, humanist psikolojide Maslow kendi gerçekleştirme kavramı üzerinde duruyor. E, burada da kendi gerçekleştirme üzerine, kendi gerçekleştirmiş bireyin özelliklerine baktığımızda aslında öz kabul ile ilgili çok önemli noktaları görüyoruz. Ee, ve e, yine Rogers'a göre koşulsuz kabul e, psikolojide çok önemli bir kavram. Rogers da düşüncelerini bu açıdan çok e, değerlendiriyor. E, Varoluşçu psikolojide yine öz kabul çok geniş bir şekilde yer alıyor. Ee, ve varoluşçu terapide şöyle bir kavramımız var. Ee, Amorfati diye bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu da e, kaderini sev olarak Türkçe'ye çevriliyor. Yani hayat bize ne sunarsa sunsun, hayatta başımıza ne gelirse gelsin aslında hepsini e, kabullenmek, hepsini benimsemek. Bu öz kabulün içinde. Genel bir tanım yapacak olursak da e, şu şekilde toparlayabilirim. Kişinin kendi benliğine yönelik oluşturduğu olumlu bir tutum e, diye bir tanım yapabiliriz. Kendini kabul eden insan nasıl bir insandır? E, kendi kabul eden insan ilk önce kendini tanıyan, kendini tanımak isteyen, e, kendisini anlamak için izin veren, anlamaya çalışan, e, hayatta bazı seçimler yapan ve e, önemli olan kısımda seçimlerinin sorumluluklarını alabilen insan. Yani kendini olumlu, olumsuz bir şekilde, güçlü, güçsüz e, bütün yönleriyle aslında kabul edebilen bir insan. E, az önce e, amorfati kavramından bahsettim varoluşçu terapideki. Buradaki aslında kaderini sevmek olayı e, bizim pasif bir şekilde durduğumuz, hani başıma bu geldi kabullenip e, oturduğum yerden e, bakayım diye yaklaştığımız bir kavram değil. E, aksine bizim daha aktif olduğumuz bir alan. E, hayatın bize sunduklarının farkında olup e, hayatımızdaki şeyleri anlamlandırma çabası içinde olduğumuz bir alan. E, hayat bize ne sunuyor, bizi nereye getiriyor ve bizi aslında bu yaşadığımız şeylerle bize sunduğu şeylerle hayatımızı nereye e, evriliyor bunu e, fark etme çabası. Kendini kabul bu noktada başlıyor aslında öz kabul. E, ve baktığımızda insan e, sosyal bir varlık ve çevremizdeki diğer insanlarla, diğer olaylarla birlikte her gün gelişiyoruz, değişiyoruz. Diğer şeylerden bağımsız değiliz. E, bunu e, fark ettiğimizde aslında kendi kabul de bu noktada başlamış oluyor. Peki kendini kabulün özellikleri nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz bundan da? Hı -hı, tabii ki. E, i̇ki önemli özellik üzerinde durabilirim. Tabii bu çok derin ve uzun bir konu ama kısaca e, iki özellik üzerinde durabilirim. Birincisi kendini kabulde aslında en önemli noktalardan biri belki de kendimize hata yapma payı, hata yapma toleransı sağlamak. Biz biraz sosyal hayatta sürekli başarı odaklı olduğumuz için her şey, hep mükemmeli arıyoruz aslında. Hani hata yapma payını çok kendimize tanımıyoruz. Kendini kabulde bu çok önemli bir nokta. Hatalarımızla da kendimizi kabul edeceğiz dedik ya. Hata yapma toleransı tanımak kendimize. İkinci önemli noktada şunu söyleyebilirim kendimizi çok yönlü olarak kabul etmek, esnek bir şekilde kabul etmek. Yani tek bir rolümüze takılıp da e, tek bir rol üzerinden kendimizi değerlendirmek değil de e, birçok role sahip oluyoruz. Çünkü sosyal bir varlığız dedik. E, sosyal ilişkilerimizde aslında girdiğimiz ortamlarda e, gerektiğinde e, bir öğretmen rolünde, bir psikolog rolünde, bir anne, bir baba, evlat veya birçok rolde sosyal hayatta var oluyoruz aslında ve bunların toplamıyız aslında. Hani sadece biriyle kendimizi kabul etmek değil de çok yönlü olarak kabul etmek, biraz daha esnek bakabilmek diyebilirim. Koşulsuz kendini kabul nasıl olur? koşulsuz kendini kabulde yine çok önemli bir nokta bence e, kişinin kendisine dürüst olarak bakmasıyla olur. Yani kendine karşı dürüst olması aslında. Ya yani bir diğer insanlarla ilişkimiz var, bir de kendimizle olan ilişkimiz var ve e, aslında kendimizde kurduğumuz bu ilişki e, bizim hayatımızın merkezinde. Kendimize nasıl bir ilişki kuruyorsak e, çevremize de bunu aktarıyoruz ve çevremizdeki insanlarla da böyle bir ilişki kuruyoruz. E, bu noktada kendini kabul aslında dürüstlükle başlıyor. Ya ben kendi içimde aslında e, sorguladığımda içsel bir sorgulama yaptığımda e, nasıl bir insan olduğumu, nerede olduğumu, ne yapmak istediğimi veya nereye ulaşmak istediğimi bunların cevabını kendime verebilirim ve e, bunlar benim tamamen dürüstlüğümle ilgili. E, eğer bir iş yapıyorsam ve bu işe e, bir emek veriyorsam bunu biliyorum e, ve emek vermediğim bir noktada kendime emek veriyormuş gibi gösteriyorsam eğer... ...burada işte kendime e, kendime olan dürüstlüğüm ya da kendimle olan ilişkimde bir sarsılma, bir zedelenme oluyor. E, bu da kendi kabul sürecini aslında e, sarsan, baltalayan bir şey diyebiliriz. Yani dürüstlükle başlıyor. E, kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Koşulsuz kendini kabul kişiyi nasıl etkiler peki? E, nasıl etkiler? Şöyle diyebiliriz. Şimdi... E, Hatalarımızla kendimizi kabul etmekten bahsediyoruz ya tüm yönlerimizle yani hayatta bizim her şey başımıza gelebilir. Ee, başarısız olabiliriz, hatalar yapabiliriz, ee, güçlü yönlerimiz, güçsüz yönlerimiz olabilir. Ee, bütün yönlerimle ben kendimi kabul ettiğimde aslında hayatımın her alanında bana çok büyük bir özgürlük sağlamış oluyor. Yani kendimle daha barışık olabiliyorum, kendimi daha e, sevmeye, değer vermeye daha yatkın olabiliyorum. E, ayrıca kendimi bu şekilde kabul ettiğimde yani e, insan kendine bu şekilde baktığında e, hayattan beklentileri, hedefleri, hayalleri daha da gerçekçi oluyor. Yani aslında ayağımız yere daha sağlam basmış oluyor. E, bu gerçekçilikle birlikte e, herhangi bir işe başladığımda e, bu yolda başarısızlıkla da karşılaşabiliriz dedik. Başarısız olduğum noktada kendime eğer hata yapma toleransı tanıdığım zaman e, o başarısızlıkta hani tökezleyip de kalmıyorum orada. Oradan devam edebilmenin bir şekilde yolunu bulabiliyorum. Çünkü kendimi hatalarımla da kabul ettiğim için yani olabilir evet hata yapabilirim. Buradan hedefime nasıl devam edebilirim? Bunu düşünüp aslında yola bir şekilde devam edebiliyoruz. Bize bir güç veriyor yani kendini kabul etmiş olmak bir özgüven sağlıyor. Kendimizi daha değerli olarak görebiliyoruz hayatta. Koşulsuz kendini kabul öğrenilir mi? Ee, öğrenilir mi? Şu şekilde e, aslında farkındalıkla başlıyor kendini kabul biraz da. Ee, biz e, çocukluktan beri varlığımız veya e, var olmamız, sevilmemiz sürekli böyle koşullara bağlandığı için belki de çocuklukta bu şekilde yetiştiğimiz için e, yetişkin olduğumuzda da kendimizi kabul etmemiz, kendi varlığımızı e, bilinçli veya bilinçsiz olarak bir e, koşula bağlıyoruz istemsizce. Yani başarılı olursak kendimizi seviyoruz veya işte o şey her neyse yani bizim kendimize belirlediğimiz kriter her neyse bu gerçekleşirse aslında kendimize değer verebiliyoruz. Bu noktada bir farkındalıkla, kendi kabulünün ilk adımı aslında farkındalık. İnsan farkında olduğu şeyi değiştirmek için çaba gösterir ve değiştirme niyetine girdiğinde aslında bazı şeyler başlar. Ee, yine kuramsal olarak baktığımızda da Rogers aslında psikolojide bunun öğrenilebilir bir e, kavram olduğunu söylüyor. E, tabii öğrenme şekilleri kişiden kişiye göre değişebilir. Yani ben kendi içsel farkındalığımla ilerleyebilirim burada. <laughs> e, veya kişisel gelişim kitapları yardımcı olabilir. Bir yakınım, arkadaşım, ailemden birisi yardımcı olabilir. E, veya bu noktada terapi alabilirim ve terapi bana bu konuda yardımcı olabilir. E, yani farkındalıkla aslında geliştirebileceğimiz bir alan diyebiliriz. Evet. Terapide koşulsuz kabul nasıl olur? E, bu koşulsuz kabul aslında öz kabul, kendini kabul. E, terapide çok e, sık işlediğimiz, çalıştığımız alanlardan birisi. E, bize gelen danışanlarımız bireysel veya aile olarak her ne e, Sebeple başvurmuş olurlarsa olsunlar. Aslında derine indiğimizde biraz da bu kendini kabule değiniyoruz. Yani buralarda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Terapiye gelen insanlar aslında biraz daha kendi ilişkisiyle sıkıntı olan, kendisini belki tanıyamayan, farkında olamayan insanlar oluyor diyebiliriz. Ee, tabii kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü terapi süreci aslında çok bireysel, çok kişisel bir süreç. Sadece genel bir çıkarım yapabilirsek bu noktalara, bu konuya çok değiniyoruz. E, terapide de bizim aslında danışanımızla kurmak istediğimiz ilişki ilk başta en önemli şey e, terapotik ilişki kurmaya çalışıyoruz. Terapotik ilişki nasıl olur? E, karşımızdaki insanı... Yargılamadan, olduğu gibi duyguları, düşünceleri, davranışlarıyla eleştirmeden, yargılamadan kabul ede ederek başlar aslında terapötik ilişki. Bu ilk ilişkiyi kurduğumuzda yani bağ kurma diyoruz biz ona. Bu ilk bağ kurduğumuzda aslında terapi süreci hem danışman açısından hem de danışan açısından çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ve daha hızlı, daha güzel bir şekilde yol alabiliyoruz. Terapide de bu şekilde başlıyor. Ben danışanımı olduğu gibi kabul ettiğimde. Danışan kabul edildiğini hissettiğinde aslında kendini anlamaya, kendini dinlemeye yönelik bir farkındalıkla başlıyor dedik ya. Bu farkındalık aslında oluşmuş oluyor. Zaten farkındalık oluştuktan sonra bunun üzerine çalışıyoruz. Bu şekilde bir kendini kabul süreci başlıyor diyebiliriz. Kendini kabul de, ebeveyn çocuk ilişkisinin önemi nedir? Ee, ebeveyn çocuk ilişkisi aslında hayatımızın her alanında çok önemli ee, çünkü hepimiz e, bir ailenin içine gözlerimizi açıyoruz bir ailenin içinde var olmaya başlıyoruz ee, yani ebeveynimizde o kurduğumuz ilk ilişki annemiz babamız veya bize bakım veren herhangi birisi e, olabilir o kişi kimse Onunla kurduğumuz ilk ilişki hayatımızın bütün yönlerinde, bütün alanlarında çok etkili oluyor. Yani arkadaşlık ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde veya kendi kurduğumuz aile ilişkilerinde hepsini aileden öğrendiğimiz şeyleri yetişkinlik hayatımıza taşıyoruz aslında. Bu noktada kendi kabulde de bu çok önemli. Yani ebeveynimizle çocuklukta nasıl bir bağ kurduysak bunu yetişkinlik hayatımıza da taşıyoruz. Eğer çocukluğumuz, yani çocukluğunda ebeveyni ailesi tarafından her şekilde kabul edilen hani olduğu gibi kabul edilebilen hata yapmasına izin verilebilen bir çocukluk geçiriyorsa bire tabii yetişkin hayatında da kendisine biraz daha esnek davranabiliyor yani bu konuda kendisine biraz daha anlayışlı olabiliyor kendisini kabul etme konusunda daha rahat davranabiliyor diyebiliriz mesela ee, çocuğumuz ağladığında veya e, herhangi bir duyguyu, öfke olabilir, kızgınlık olabilir, herhangi bir duyguyu yaşadığında e, işte üf bunda ağlayacak ne var e, diye bir tepki verdiğimizde aslında orada çocuğun duygusunu anlamıyoruz. Çocuğa, çocuğun duygusuna yaşamasına izin vermiyoruz. Veya e, Hani üf, yanımda ağlama ses etme git odan da ağla veya başka bir yerde duygunu yaşa dediğimizde çocuğun çocuğa şu mesajı veriyoruz. Hani alt mesajları aslında e, hani senin duygunu kabul etmiyorum oluyor veya duygunu benim yaşım, yanımda yaşama git başka yerde yaşa gibi alt mesajlar veriyoruz. E, çocuk buradan kendisine nasıl bir şey çıkarıyor? E, baş, ben e, duygularımı yansıtmamam gerekiyor. E, duygularımı yaşayamam. E, başarısız olamam. İşte ee, hani koşullardan bahsettik ya, çocukta eğer sevilmem için benim sev, e, başarılı olmam gerekiyor. Sürekli iyi notlar alan bir çocuk olmam gerekiyor. Ya bu aileye göre aslında değişiyor kriterler. Aile nasıl bir çocuk istiyorsa aslında çocuğundan onu bekle, bekliyor ve çocuk da bu beklentiyi e, anlıyor yani, hissediyor. E, çocuk da bu koşullarla büyüdüğünde işte e, çocukken o koşulsuz sevgiyi anladığı zaman, varlığı sürekli bir sevilmesi, sürekli bir koşula bağlandığı zaman... Yetişkin olduğunda da tabii ki istemli veya istemsiz bir şekilde kendini sevmek için sürekli bir şeylerin gerçekleşmesini bekliyor aslında. Bu çocukluktan gelen bir şey oluyor çünkü çocukken bunu öğrendi. Eğer başarılı olursa etrafı tarafından sevilir. Onun için kendini sevmesi için başarılı olması gerekiyor. Bu bir kısır döngü şeklinde ilerliyor diyebiliriz aslında. Başarısız olduğu noktada zaten kendini kabulde, kendini sevmedi, sıkıntı yaşıyor diyebiliriz. Yani bu şekilde bir etkisi var ebeveyn çocuk ilişkisinin. Ee, çocukken ne kadar esnek bir şekilde kabul edilirse birey yetişkin hayatında da bu kadar esnek olabilir, kendine daha anlayışlı olabilir, ee, daha e, yumuşak yaklaşabilir, yani daha vicdanlı olabilir belki diyebiliriz. Ee, yani bu kendini kabul aslında e, bizim çıktığımız bir yolculuk diyebiliriz ve. Ee, varış noktası olan bir yolculuk da değil aslında. Hani, buraya geldim, kendimi kabul ettim, bitti diyebileceğimiz bir yolculuk değil. Ee, bizim sürekli yenilememiz, sürekli güncellememiz gereken bir yolculuk. Ee, çünkü insan sosyal bir varlık dedik ee, ve sürekli aslında çevremizdeki insanlarla yaşadığımız olaylarla gelişiyoruz, değişiyoruz, büyüyoruz, ee, kendimize ilişkin yeni şeyler fark ediyoruz sürekli. Bu farkındalıkla birlikte bu kendi kabul yolculuğunda da aslında sürekli bir güncelleme yaşıyoruz diyebiliriz. Bu şekilde bir yolculuk diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve kıymetli bilgiler için tekrar hoş geldiniz programımıza. Ben teşekkür <laughs> ederim. güzel davetiniz için çok memnun oldum. Biz de i̇şte öyle. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Sayın Şüheda Özlü konuğumuz oldu. Hoşçakalın.